Non. Merhaba sevgili 3. sınıflar. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videomuza, konumuza, dersimize. Bakalım bugün sizlerle birlikte yine matematik konusunda, matematik dersinden neler neler öğreneceğiz. Geometride temel kavramları öğreneceğiz arkadaşlar ve bu temel kavramları bilenler bundan sonra geometri dersinde hiç soru kaçırmayacak diyebilirim. Neden? Çünkü geometri dediğimiz şey aslında önce temel kavramları bilmek, bunu iyice içimizde sindirmek ve bol bol pratik yapmaktan geçiyor. Konumuza geçmeden önce arkadaşlar hemen aldık Nisan programımıza bir bakıyoruz. Bugün günlerden 24 Nisan çarşamba günü ve gördüğünüz gibi burada sizlere ne vermişiz? Konumuzu anlattıktan sonra görev vermişiz. Nereden bu görevi öğretmenim? Zoru Bankası'ndan tabii ki de hemen Zoru Bankamı alıyorum. Sizlere takvimde belirttiğimiz programda belirttiğimiz sayfaları açıyorsunuz. Konumuzdan sonra çözüyorsunuz ve artık geometride temel kavramlar konusunu tamamen bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Aman diyeyim konumuzu dinledikten sonra mutlaka tekrarlarınızı yapın. Böylece hiçbir şekilde eksiğiniz kalmaz. Tamamen tamamlamış olursunuz. Arada sırada bir küçük tekrarlarda yaptığınız zaman hiç korkmayın. Sorular sizden korksun diyebilirim. Bakalım bugün Tonguç'la neler neler öğreneceğiz. Noktayı tanıyacağız arkadaşlar bugün. Doğru, doğru parçası ve ışın kavramlarını öğreneceğiz. Ve aynı zamanda aç Gerçeği tanımlayacağız sizlerle birlikte. Ben çok heyecanlıyım. Eğer siz de benim kadar heyecanlıysanız, ders dinleme aşkıyla yanıp tutuşuyorsanız o zaman haydi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle işin içine neyle giriyoruz konumuzun içine noktayla diyor ki bana bak şimdi dikkatli dinleyelim kalemin ucunu kağıda dokundurduğumuzda bıraktığı ize ne denir? Ezberci sistem yok arkadaşlar. Her şey mantığımıza oturuyor. Bakın nokta koydum kalemimi kağıdımın üzerine bıraktığımda oluşturduğu iz nedir? Şöyle tak 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 tak. Ne oluşturur? Tabii ki de öğretmenim noktayı oluşturur. Bence bunu herkes çok iyi bilmiştir. Tamamen mantığına uyuyor mu? Uyuyor bence. Neden? Çünkü kalemim ve kağıdım burada. Alın bakın bıraktığım izle ne denirmiş? Nokta. Size bunu bakın görsellerle her şeyle bence kanıtlamış oldum. Arkadaşlar şimdi burada bakın ne yapmış? Bir kroki çizmiş değil mi? kuş bakışıyla böyle tepeden baktığımız bir işte mahallenin sokağın bir krokisi var. Ne var burada işte otopark, eczane, market, okul, müze, hastane. Bakın burada bazı noktalar belirtmiş. Demiş ki işte A noktasından B noktasına derken biz yine burada hangi kelimeyi kullanıyoruz arkadaşlar? Nokta kelimesini kullanıyoruz. O yüzden buraya dikkat bakın. A noktasından B noktasına diyoruz. Yani aslında nokta bizim hayatımızda her yerinde her zamanda var. Ve buradaki krokülerde gördüğünüz gibi genelde şu şekilde sokakları yolları böyle tık 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 tık, tık, tık noktalar koyarak gösterilir. Tabi bu duruma göre değişik renkli ise direkt yolda koyabilir ama bu şekilde çizim olaraksa genelde böyle gösterirler. Bir de neler var öğretmenim? Geometrik şekillerde noktalar değil mi? ki işte BC noktası, AB noktası, işte DC noktası. Bunlar da yine bizler için çok çok önemlidir ve geometrik şekillerde de noktalar büyük harfle gösterilir. Nasıl yani öğretmenim büyük harf derken işte bak bu nokta yanına gelen harf büyük. Büyük harfle göster dediğim şey bu noktalar büyük harflerle gösteriliyordu. Ve bakın bir şey de dikkatinizi çekmek istiyorum. Noktanın boyutu yoktur. Şimdi ben bu kalemimle bunu bırakırım. Ama daha farklı bir kalemimle şu izi bırakırım. Bakın ikisi farklı. Daha daha kalın bir kalemim olsa şu şekilde bırakırım. Yani aslında noktalar şu şekilde şu boyuttadır, şöyledir diyemem. Herhangi bir boyutu yoktur ve noktalar ölçülemez. Bu bilgiye aman aman dikkat diyoruz. Bir deneyimiz var. Dost doğru bir doğrumuz var. Başlangıç ve bitiş noktası belli olmayan çizgiye. Öğretmenim nasıl yani? Şimdi şöyle arkadaşlar, pür dikkat dinlemenizi istiyorum. Bakın, önce neyi öğrenmiştik? Noktayı. Ben şöyle bir sürü nokta koysam. Tık 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 birçok noktanın bir araya gelmesiyle nokta 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 aslında böyle sonsuza kadar çizebilir miyim? Çizebilirim. Kolum ağrırsa biraz dinlenirim ama çizmeye devam ederim. O yüzden bu şekilde arkadaşlar sonsuz noktanın birleştirip oluşturduğu çizgi arkadaşlar ne denir biliyor musunuz? Doğru denir. Yani aslında başlangıcı ve bitiş noktası belli değildir. Şimdi ben buradan başladım ama bunun aslında tık 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 şuraya kadar gittiğini düşünün. E buradan da buraya kadar gider. Yani bu kadraj var ya sizin gördüğünüz video kadrajı. Oranın da dışına çıkar. Sonsuzdan başlar ve sonsuza kadar gider. O yüzden başlangıç ve bitişi yoktur. E peki öğretmenim, ben bunu nasıl anlayacağım başlangıç ve bitişi yoktur? İşte şurada gördüğünüz oklarla arkadaşlar. Eğer burada Oklar görüyorsanız bilin ki bu bir doğrudur. Bunun ismi matematikte geometride doğrudur arkadaşlar. Bu nedir diye böyle sorularla sorduğu zaman hop ben bunu çok iyi biliyorum. Bunun adı tabii ki de doğru diye hemen cevaplamanızı sizlerden de tabii ki de bekliyoruz. Doğrunun her iki ucu da sonsuza kadar gider. Ben bunu buradan çekerim, buradan çekerim. Hop uzatırım. Sonsuzdur iki ucu da. Bunun ipucunu da verdim. Nereden anlayacağım? Belki başka bir isim var. Hayır işte iki ucunda da ok görüyorsanız şu şekilde bunun sonsuza kadar giden bir doğru olduğunu bilmiş olmanız gerekiyor. Hemen geçtik. Bakalım bir diğeri nedir? Işınmış arkadaşlar. Şimdi ışın nedir acaba? Baktık. Burada ne var? Bir nokta. Aa bakın noktayı bırakmış, çizmiş ve sağ tarafında bir ok olmuş. O zaman şunu diyebilir miyim? Başlangıç noktası belli midir? Bakın bellidir arkadaşlar. Burada bir noktayla başlamış. Burası diyor ki buradan başladım. Sağa doğru böyle sonsuza kadar gittim. Ya da sola doğru hiç fark etmez. Eğer noktam buradansa, başlangıcım buradansa bu sefer ben bunu böyle de götürürüm. Yine böyle çekerim sonsuza kadar gider. Yani önemli olan sağ sol değil. Ben şu şekilde şu an önümüzdeki şekilde sağa doğru gittiği için sağ dedim. Önemli olan bir başlangıcının olması ve bitişinin olmaması. Başlangıç noktası belli olup bitiş noktası belli olmayan çizgiye ne denirmiş o zaman? Işın denirmiş arkadaşlar diye <laughs> Biliriz. Bakın kalem mesela buna örnek olarak gösterilebilmiş. Neden? Aslında bakın şurada kalemin işte başlangıç noktası var ama şuradan sanki böyle ucu açık ya ok oh gibi ya böyle sonsuza kadar giden bir uç gibi yine kalemi örnek vermiş. Ama normalde şu an elimdeki kalemin evet başlangıç ve bitiş noktası var kesinlikle ama şekil olarak ışına benzediği için buna yine ışın örneği vermiş diyebiliriz. Peki başka ne örnek verebiliriz arkadaşlar ışına? Ne veririz biliyor musunuz? makaraları verebiliriz. Bakın öğretmenler hep böyle ışın denince bu makara örneğini vermezlerse olmaz arkadaşlar. Şöyle Şimdi şurada bir ip var başlangıcı belli mi belli sonuçta şuradan bir ipin ucu var değil mi biliyorum ben bunu ipin ucuna kadar da güzel çizdim ya çok da anlaşılır çizdim evet buradan aldım ben ipimi çektim 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 sonsuza kadar çekiyorum arkadaşlar yani sonu belli olmuyor bitiş noktası belli değil nereye bitirdim belli değil Bel belirsiz o yüzden nedir bu Işındır diye örnek verebiliriz bir ucu sınırlıdır diğer ucu sınırsızdır. Bu da yine bizim ışınımıza bir e, tabir, bir örnek. Ama arkadaşlar dikkat edin. Şimdi sorularda sizi şu konuda yanıltabilir. Kalem ama öğretmenim başlangıcı bir bitişi var diye düşünmeyin. Işına benziyor. Yani ışın modelini şuradan bir nokta... Bir doğru ve şu. Şunu aldınız ya şuna benzeyen şekilleri genelde soru kalıplarında test kitaplarında ışın olarak verecektir. Mesela ne hemen bir örnek veriyorum. Çivi arkadaşlar bakın çiviyi şuradan şöyle arka kısmı vardır değil mi? Şu şekilde gelir çivi ucu da hafiften şöyle biraz daha sivridir. Hemen buna diyecek ki mesela sorularda da. Bu şekil işte çivi şekli, çivi görseli neye örnektir? Hemen siz pat ne diyeceksiniz? Tabii ki de ışına örnektir gibi. Neden? Aslında evet çivinin de şurası bitmiş gibi ama model olarak, görsel olarak ışına benzediği için buna çok dikkat. Genelde buralardan hep sorular gidiyor. Aman ha sizler Tonguç kanalında olduğunuz için kaçırmayacaksınız. Çünkü size ipuçlarıyla birlikte derslerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bir de ne var arkadaşlar? Açımız var. Açı nedir öğretmenim? Arkadaşlar açı ışınların kardeşidir. İki kardeş açıdır. İki de olur, üç olur. Yani en az böyle arkadaşlar. İki ışının oluşturduğu açıklığa denir. Mesela hemen şu kolumuz ve dirseğimiz bakın. Bu bir ışın, burası bir ışın olarak şöyle. Şu tam orta kısmı var ya arkadaşlar. Orası işte bizim açımızdır. O zaman tanım olarak başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu açıklığa bizler açı diye biliyoruz. Peki iki ışın derken neyi kastediyor? Şimdi bana söyleyin bu bir açım şey ışın mıdır? Evet öğretmenim az önce öğrendik bu bir ışı, şeydir, ışıdır. <laughs> şey ışındır. Açıyla ış açınınla ışının birleşme içi oldu. Evet açıdır bu dedik. Şimdi bir ışın burada. Şurada da bir ışın var. Ne oldu arkadaşlar? Ben bu iki ışını birleştirirsem ne olmuş oldu? İşte bana açıyı vermiş oldu. Hop bakın burası. Tam birleştikleri nokta. Başlangıç noktaları bana burada neyi verdi? Açımı verdi. Hemen bakalım. Bakın burada da bir açı var. Burada da bir açı var. Burada da bir açı var. Şimdi ilerleyen zamanlarda ne öğreneceksiniz biliyor musunuz? Bakın öğretmenim buradaki açı farklı. Buradaki farklı. Aa Buradaki de farklı. Bu açıların isimlerini öğreneceksiniz arkadaşlar. Çok çok eğlenceli olacak o konuda. Bundan sonra da oraya geçeceğiz. Ama mutlaka yine dersi takip edin çünkü her açının farklı bir ismi var. Şimdi bakalım saatler saatlerdeki akrep ve yelkovan da yine arkadaşlar onların birleştiği yer belli uçları ok şeklinde yani aslında bana yine iki tane ışınımı göstermiş oluyor örnek vermiş oluyor onların birleştiği yerde yine şurası da nedir açıya örnektir insanlar üzerindeki örneği az önce vermiştim ne demiştim dirsek tarafım kolumla üst kolumun birleşmesi yine açıdır demiştik yine bakın burada iki tane kitabı şöyle koyarsanız yine iki ışın gibi örnek veririz ve bu kısımda bizlerin açısıdır diye yine örnek vermiş oluruz. Bir de ne vardır biliyor musunuz? Doğru parçası vardır. Ben bunu doğruyla birlikte doğruyla birlikte anlatmayı çok seviyorum. Çünkü bu şekilde çok kalıcı oluyor. Bu şekilde anlattıp da işte anlayamayan daha sonra unutan hiçbir öğrencim olmadı. Eminim sizler de şimdi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar o kadar basit ki şuna ben doğru dedim mi? Doğru dedim. Şimdi şu ne? Bir pasta değil mi? Hemen size şöyle çilekli bir pasta yaptım. Şu çilekli pastadan ne dedim arkadaşlar? Bir parçasını alır mısın? Bir parçasını diyorum. Bakın aldım. Şurasını aldım ya pastanın. Ne oldu? Pastanın bir parçasını aldım. Pastanın parçası. Aynı şekilde diyorum ki bu doğru ya doğruyu bildik artık. İki tarafı sınırsız sonsuz. Buradan diyorum ki şurayla şuraya bir alır mısın diyorum. Şurayla şurası. Belirttim bakın. Şu kısımla şu kısmı alır mısın? Hop aldım. Hemen ayrı bir yere çizeyim. Çizdim, bakın aldım şu parçayı kestim buradan. Nedir o zaman arkadaşlar? Pastadan bir parça alıyorsam, ne derdi bu? Pastanın parçası. Doğrudan bir parça alırsam, nedir bunun ismi? Doğru parçası. Evet, bilenler içinden geçirenler olduysa tebrik ederim. O zaman ne diyoruz? İki nokta arasındaki noktaların birleşimine doğru parçası denir. Doğrum şuydu. Ben şuradan bir bölümünü aldım. Yani bitişi belli. Başlangıcı belli, bitişi belli. O zaman şu parça benim. Doğru parçamdır. Doğrunun içinden aldığım parça benim doğru parçamdır. İki nokta arasında bakın burası da belli, burası yani başlangıcı da belli, bitişi de. O zaman bakın yatay doğru parçası eğik doğru parçası ve dikey doğru parçası diye adlandırılır. Farklılıkları vardır. Yani bu dikey duruyor diye doğru parçası mıdır? Evet doğru parçası olma özelliğini kaybetmemiştir ama ismi değişmiştir. Dikey doğru parçamdır. Dim dik durur. Bakın dik. Dikten aklınıza gelsin. Dik dur. Dik dur deriz de böyle öğretmenler böyle kambur oturan öğrencilere söyler ya. Aman evladım çocuğum dik dur kambur olursun. İşte dik dikey dik oturmak dik durmak. Eğik parça. Zaten bunun eğik olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu da yatay yatmaktan geliyor uzanmak. Bakın yatmış artık benim buradaki doğru parçam. Yatay eğik dikey doğru parçası olarak isimlendirdik. Bunlar da yine bakın bu şekilde örnekler vermiş. Başlangıcı ve bitişi belli. Başlangıcı ve bitişi belli. Burada yine bakın bir, bir tahta parçası benim Doğru parçam örnektir. Neden? İşte başlangıcı belli, bitişi belli. Benim bu doğru parçamdır. Neden? Ne demiştik? Çünkü doğru parçasının içinden kesiyorum. Nereden kestiğim belli. Peki örtmem sadece ortadan mı keseceğim? Yani ortası sonu falan hiç fark etmez arkadaşlar. Önemli olan doğrunun içinden aldım şuradan benim parçam olsun. Bu da ne olur demiştik. Doğru parçası olur dedik. Haydi bakalım artık sıra sizde. Şöyle bir videoyu durdurup şu soruların bir cevabını yazın bakalım. Sonra video devam ettirin bakalım doğru mu yapmışsınız. Aşağıda verilen maddelerin karşılarına doğru, doğru parçası veya ışın ifadelerinden hangilerine benzediklerini yazın demiş. Çok keyifli. Haydi bakalım yazalım arkadaşlar. Şimdi bu ne? Bir cetvel. Şuradan başlangıcı var. Bakın sıfırdan başlamış. İşte 3-4 santime doğru olan yerde bitmiş. O zaman başlangıcı belli. Bitişi belli. Ne demiştik buna? Doğru parçası. Doğrunun içinden aldığım doğru parçası. Bakın. Bir kalem ya da işte bir çubuk bu tarafı da üçgen gibi bakın yani uca ok gibi uzuyor bu tarafı da uzuyor iki tarafından da aslında normalde uzuyor mu bu hayır ama ne demiştik burada konularda anlatırken, ışında anlatırken hemen bulmaya çalışıyorum şu an o sayfayı. Evet buldum. Ne demiştik şurada hatırlayalım. Evet bu da kalemde bir aslında işte bitişi var gibi gözükür ama ışın modeline benzediği için bizler bunu örnek olarak verebiliriz demiştik. Burada da aynı şekilde bakın doğru modeline benziyor. Doğru. O zaman bu nedir? Doğru. Hemen bir doğruyu da hatırlayalım. Başlangıcı ve sonu belli olmayan sonsuza kadar uzanan parçalardır dedik. Bakın az önce verdiğim örneği hatırlayan var mı arkadaşlar? Çivi örneği bakın yine geldik çivi örneğine. Neydi çivi? Az önce söylemiştik. Işın da öğretmenim. Çünkü bakın çivinin arka tarafı başlangıcı belli ama ucu böyle sonsuza kadar gidiyor gözüküyor. Yani bu da yine çivi, şey ışın modeline benzer dedik. Aa Hatırladınız mı? Az önceki sayfanın sorusu gelmiş. Şöyle yine eğlenerek çözelim bakalım. Doğru parçaları bir düzlemde üç farklı şekilde bulunabilir. Bakın bu doğru parçası nasıl duruyor arkadaşlar? Öğretmenim dik duruyor diyorsan eğer aferin sana. Evet dikey doğru parçası. Şöyle doğru parçası diye yazdım kısaltılmışı. Bu neydi arkadaşlar? Şöyle yan duruyor. Yani eğik duruyor eğik doğru parçası dedik. Bu ne? Yatmaktan uzanmaktan aklımıza gelsin. Yatay doğru parçası diye bunu da yazmış olduk. Dikey doğru parçası, eğik doğru parçası ve yatay doğru parçası olmak üzere bizim doğru parçalımız bu şekilde bulunabiliyordu demiştik. Haydi bakalım hız kesmeden şöyle diğer sorumuza geçtik. Evet, bilgi patlamalı bir soru varmış arkadaşlar burada. Şimdi hiç kafamızı karıştırmadan tane tane okuyalım. Şöyle bir derin nefes aldık. Evet. <laughs> Diyor ki arkadaşlar şimdi. Tonguç aşağıdaki kareli kağıda çeşitli harfler yazmıştır. Harfleri yazarken doğru parçalarını kullanmış ancak tüm doğru parçalarının durumlarının aynı olmadığını fark etmiştir. Bakın tüm doğru parçaları birbirinden farklıymış. Tonguç'un yazdığı harfler aşağıda verildiğine göre her harfi yazmak için kullanılan yatay, dikey ve eğik doğru parçalarının sayılarını bulalım. Oho öğretmenim bunlar bizim için çerez sorular. Çok kolay yapacağız şimdi eminim. Haydi bakalım şuradan şuraya arkadaşlar nedir bu ne demiştik? Dikey doğru parçası kaç tane var? Bir. Yatay var mı? Hayır yok sıfır. Bakın eğik var mı? Bir. İki tane de eğik doğru parçam bulundu. Geçelim diğerine. L harfini. Bakalım buradan buraya. Bu nedir arkadaşlar? Dik. Kaç tane vardır dikey? Bir. Buradan buraya bu nedir arkadaşlar? Yatay. Kaç tane vardır? Bir. Eğik var mı burada? Yok öğretmenim. Geçtik o zaman. Yatay var mı? Bakıyorum bakıyorum. Hop 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 hop. Aa. Yatay yok. O zaman ne yapıyorum? Yoksa eğer diyorum ki yoksan sana sıfırı yazarım. Evet. Dikey var mı? Bir bakalım. Buradan hop buraya 1. Bir. Buradan hop buraya iki. iki tane dikey var. Ve eğiklere bakalım. Buradan bir buradan iki tane de eğik var arkadaşlar. Eminim bunu çok hızlı yaptınız. Çünkü artık bu sizler için çok çok basit bir sorudur. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Geometrik şekillerin köşeleri doğru ile gösterilir. Geometrik şekiller vardır ya arkadaşlar. Diyelim ki şöyle bir kare çiziyorum. Kare çizdim. Doğru ile gösterilir mi köşeleri? Evet şunlar şöyle şu şekilde geometrik şekillerin köşeleri şuradan doğru ile gösterilir arkadaşlar nokta ile gösterilen söylemiştik. Ha şey doğru ile gösterilir diyor. Hayır hayır özür dilerim kafam karıştı. Ne ile gösterilir köşeleri şuraları arkadaşlar nokta ile gösterilir doğru ile değil nokta ile. Ay yanlış söyledim pardon. Evet B'ye bakalım. Çalışma masasının kısa kenarı bir ışın modelidir. Çalışma masası. Arkadaşlar şöyle bir masa çizeceğim şimdi sizlere. Şu benim çalışma masam olsun. Şunlar da pıt 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 bacakları olsun. Şimdi çalışma masam çok da güzel çizdim yahu. Burada diyor ki kısa kenarı şurası ışın ile gösterilir mi arkadaşlar? Bu ışın modeli midir? Değildir öğretmenim. Neden? Çünkü ışın için ne demiştik? Başlangıcı belli. Sonu bitişi belli değil demiştik. Ama çalışma masamın başı da bellidir. Sonu da bellidir. O yüzden ışın modeli değildir. Ne modeli olabilir arkadaşlar? Örnek olarak tabii ki de doğru parçası olur değil mi? Başlangıcı belli, sonu belli. O zaman bu da ışın modeli değil, doğru parçası modelidir deseydi doğru olacaktı. Bunu da tekrar demiştik. Köşeleri doğru ile değil nokta ile gösterilir. Nokta ile gösterilir. Evet. Buna ne dedik? Su damlası bir nokta modelidir. Pıt diye sular damlasa. Mesela ben şimdi burada hemen şırınganın ucuyla şöyle pıt pıt diye sular damlatsam arkadaşlar. Ne olacak? Bir nokta modeli olur mu? Evet, olur. Diğer şıklara göre en doğru şık budur. Su damlası bir nokta modelidir. Çünkü noktanın boyutu yoktur demiştik ve ölçülemez demiştik. O zaman C şıkkı bizlerin doğru cevabıdır dedik. Gelelim dikkat dikkat gerektiren soruya. Diyor ki: aşağıdaki görsellerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Metre ışın modelini örnek olarak gösterilebilir. Makaradan hatırlayın arkadaşlar. Bir ip makarasından hatırlayın. Neydi onun da şurada başlangıcı belliydi ama ucunu istediğim kadar çekebilirdim. Belirsizdi. O zaman metrede ışını örnek olabilir mi? Evet öğretmenim olabilir. O zaman bu doğru mudur? Doğrudur. Burası bellidir. Ucun istediğime kadar, istediğim yere kadar çekebilirim. B şıkkına bakalım. A şıkkını eledik. Çünkü yanlıştır diyor bana ama ben bunu doğru buldum. B'ye baktım. İki ucundan tuttuğumuz ip. Evet bakın buradan iki ucundan tutmuşum. Doğru parçası modelidir. Bakın. Doğru parçası modelidir. Doğru parçası mıdır bu? Bitişi belli. Başlangıcı belli. Evet öğretmenim bu da bir doğru parçası modelidir. Yani doğru ama ben yanlışı arıyorum. Soruya dikkat. Çubuk makarna doğru modelini örnektir. Arkadaşlar çubuk makarnanın başlangıcı belli. Bitişi belli mi? Evet. E, o zaman doğru olur mu bu? Olmaz. Ne olur öğretmenim? Doğru. Parçası olur başlangıcı ve bitişi belliyse buna biz doğru parçası diyorduk. O zaman doğru diyerek yanlış bir şekilde cevaplanmış. Zaten bizi yanlışı soruyordu. Doğru cevap C şıkkı dedik arkadaşlar. Ve artık geldik konumuzun sonuna. Bir bakalım bu güzel konuda neler neler öğrendik. Noktayı öğrendik. Doğruyu, doğru parçasını ve ışın kavramlarını öğrendik. Ve aynı zamanda açıyı öğrendik. Bundan sonraki dersimizde de açının isimlerini öğreneceğiz. Bu konunun devamı harika bir konu olacak arkadaşlar Ayaklarınızı ellerinize sağlık Dersi güzelce dinlediyseniz Ve bir de soruları çözerseniz Değmeyin keyfinize O zaman haydi bakalım ödüllü soru yapıp Cevaplarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına belirtin Bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın Hoşçakalın